Azra 1 yaşındayken hastalık teşhis edilmişti zaten. Azra şu an 4 yaşında. Eee Tay-Sachs hastalığı bir yaşından sonra doktorların dediğine göre ortalama 4 veya 5 yaşına kadar yaşıyorlar. Azra bir buçuk yaşındayken yeme, e, iki buçuk yaşındayken tamamen görme yetisini kaybetti. Şu anda bu şekilde yatıyor. Şu an hiçbir e, vücut fonksiyonumuz yok. E, hastalık tabii ki ilerliyor. Tamamen yutkunma refleksimiz yok, görmüyor da. Eee Tedavimiz de yok. Kritik döneme girdik çünkü Azra bir, bir bir önceki aydan daha kötü durumda şu anda. Her geçen gün gözde görünür farklılıklar var. Eskiden daha az hastalık, şimdi en ufak bir şeyde hemen akciğer enfeksiyonu oluyor. Sürekli acillere gidiyoruz, sürekli hastanelerde yatıyoruz. Beyin tomografisi çekildi, hastalık ilerlemiş. Yaşı gereği doktorlar da şu saatten sonra yapacak hiçbir şey yok diyorlar. Çünkü zaten verilen yaş dörttü Azra için. Çünkü Azra Tay da en ağır vaka. Ee, Azra'da hastalık ilerliyor. İlerledikçe de biz de bitiyoruz. Yani çaresizce bekliyoruz. iki buçuk yıldır tedavi çıkar mı umudu bekledik. Ama iki buçuk yıldır herhangi bir tedavi çıkmadığı gibi araştırması dahi yok şu an Türkiye'de. Ee, bir umut bekledik. Umut da yok. Yani e, her gün her saniye e, tabii ki canı veren Allah ama sonuçta ortada teşhis edilmiş bir hastalık var ve benim evladım günden güne ölüyor. Günden güne bitiyor. Ben bunu fark ediyorum. Eskiden bir elini tuttuğum zaman sıkı sıkı tutar deli şimdi onu bile yapmıyor. Belli ki hastalık ilerliyor. Yapılan tahlillerde de bu zaten ortada. Doktorumuzun söylediği de bu şekilde. Umut istiyoruz en azından bir araştırılsın en azından araştırılıyor belki yarın çıkacak diyebileyim evladımın iyileşme umudunun olduğunu bilmek istiyorum. Belki bizden sonrakiler için bir umut olur. E, en azından bu eskiden şu an bizim istediğimiz eskiden yapılmış olsaydı belki şu an Azra iyileşecekti. İstediğimiz bir an önce bu hastalık araştırılsın. Belki Azra için çok geç olabilir ama bundan sonra hiçbir çocuğa Tay-Sachs konulduğunda tedavisi yok denmesin. Çünkü yaşadığın süreç öyle bir süreç ki her an, her saniye. Azra'yı kaybedersen ne yaparsın diyorlar bana. Ben Azra'yı her gün kaybediyorum ki zaten. Her an, her saniye bir insan uyanırken gözünü açmaktan korkar mı? Ben korkuyorum. Azra'yı nefessiz mi bulacağım acaba? Odadan çıktığım anda saniyelik makine ötüyor. O an içeri girdiğinde Azra'ya bir şey mi olmuş acaba? Bu korkularla zaten ben her gün ölüyorum. Azra da her gün ölüyor zaten. Azra'nın geçen haftaki defa kalbi durdu. O an Hiçbir şey yapamadım. Sadece onu e, de, oksijene bağladım, hayata döndürmeye çalıştım. Bu Çok büyük bir psikoloji. En azından bu psikolojiyi yaşarken de e, araştırılıyor. Bak, çıkacak tedavimiz. Yarın sabah güne tedavimiz çıktı. Umuduyla uyanmak istiyorum ben. İşte i̇lk azran hastalığını öğrendiğimde dört tane, beş tane tanıdığım aile vardı. Şu anda ayda en az bir iki tane aile beni arıyor. Çocuğuma Tay teşhisi konuldu. Bana süreci soruyorlar. Ne anlatayım ben bu süreçte bu ailelere? Hiç, yani anlatılacak gibi değil ki yaşanılmıyor zaten ki anlatılsın. Bizim tek istediğimiz e, hastalık araştırılsın, bir derneğimiz olsun. Bu dönemde de şunu istiyorum ben: e, gerekli malzemeler. Çocuk buçuk yaşında Taysak hastası. Ağzın çocuk aspire makinesi yok. Çocuk yutamıyor zaten. Bu anne ne yapsın? Devlet karşılasın istiyoruz. Kimse kimseden hiçbir şey istemesin. Hı hı. Ailelere devletten Taysak teşhisi konuldu. Hangi cihazlar lazım? İlaç alır gibi gidip medikalden malzemelerimizi almak istiyoruz. Azra'yı tüm dünyadan tanıyorlar. Ama biz istiyoruz ki artık etki te, et o kadar etki yaptık. Tepkisini de görelim. Yani bir karşılık görelim. Ee, görmedik. Ciddi bir farkındalık yaratma adına İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçme e, niyetim var. Yarın bulduk deseler bile bizim için belki çok geç. Yani sonuç itibariyle bu hastalık günden güne ilerleyen bir hastalık. Ee, hastalık yarın bulunsa dahi azra için belki çok geç. En azından bizden sonraki ailelerin yüzü gülsün. eğer bize yaramayacaksa bile. Bir umut kapımız olsun. Günde olmadan neler var. Biz umudumuzu asla kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Bu savaşı da kazanacağımıza inanıyoruz. Ama savaşı kazanacağız derken bizim etimiz ne butumuz ne kuru kuruya kazanacak değiliz. Tabii ki de devlet büyüklerimizin maddi manevi desteğini o devletin şefkatlerini sırtımızda görmek hissetmek istiyoruz. <laughs>